çıkış noktasına kalan mesafe 300 metre. Ulaştınız. Merhaba, bugün Antik Şehirler serimizin 27. antik kenti olan Tiatira'dayız. Tiatira, çoğu antik kentlerin aksine deniz kıyısından uzakta kurulmasına rağmen kavşak noktasında olmasından dolayı ticareti oldukça zengin ve önemli bir kenttir. Arkeologlarca Akhisar'da ortaya çıkarılan bazı buluntular şimdiki şehir merkezinin olduğu yerde M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden yerleşimlerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte Akhisar'ı M.Ö. 1300 yıllarında Tiatira veya Tiatira adıyla düzenli bir şehir merkezi haline geldiği düşüncesi kabul görmektedir. Öte yandan adındaki Ra ekinin antik Lui dilinde şehir anlamına geldiği göz önüne alınırsa Akhisar'ın Luiler tarafından kurulmuş olabileceği de düşünülebilir. Tiatira, Lidya Devleti'nin kuzeyindeki en önemli kentiydi. Paranın Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülürse, Akhisar, yeryüzünde paranın ilk kez kullanıldığı şehirlerden biridir denilebilir. Tiatira'da bulunan Lidya sikkeleri genellikle çift yüzlü balta ve anı tanrıça Kibele'yi tasvir eder. Kibele'ye verilen önem Lidya'daki anaerkil toplum yapısında ortaya koymaktadır. Bulunan bazı kalıntılar Hitit egemenliğinde geçen bir dönem bulunabileceğini akla getirmektedir. M.Ö. 500 civarında Pers işgaline uğrayan Tiatira, daha sonra M.Ö. 300 civarında Büyük İskender tarafından fethedilerek Makedonya egemenliğine girmiştir. Bu yıllar Batı Anadolu'da Helenistik işgalinin başladığı dönemdir. Antik Tiatira'nın ekonomisine gelecek olursak, antik çağda Tiatira önemli bir faaliyet merkeziydi. Konstantinopolis'ten Pergamon'a, oradan Sardes'e ve Laodikaya'ya uzanan önemli yollar üzerinde bulunuyordu. Lidya başkenti Sardes ile Tiatira arasındaki Gordos üzerinden alternatif bir yol daha bulunuyordu. Efes'ten gelip Simirna ve Magnesia et Spilum'dan geçen yol da Tiatira'ya giderek çok işlek bir kavşak oluşturuyordu. Önemli bir Lidya şehri olarak Tiatira, idari ve politik açıdan kendisine bağlı birçok küçük kentin ortasında bulunuyordu. Tiatira kumaşı zamanın kraliyet elbiselerinde kullanılan çok değerli bir kumaştı. Önemli ticaret yollarının kavşağında bulunan Tiatira'nın en önemli gelirlerini kumaş ve deri ticareti oluşturuyordu. Bunların yanında yün ve keten üretimi, dericilik ve pirinç eşya imalatı önemli faaliyetleri arasındaydı.
Tiyatro aynı zamanda Hristiyanlığın beşiğidir. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmaya başlaması üzerine Roma imparatorları ilk Hristiyanlara karşı acımasız davranmışlar, kiliseleri yıkılmış ve Hristiyanlık yasaklanmıştı. Bütün bunlara rağmen Hristiyanlık Batı Anadolu'da St. John ve St. Paul gibi havariler sayesinde yayılmaya devam etmiştir. Hristiyanlığın ilk 7 kilisesi Batı Anadolu'da kurulmuştur. Tiyatro adı İncil'de 2 yerde geçmektedir. İlk olarak St. John'un Tiyatro'daki kiliseye gönderdiği bir mektupta Jezebel adındaki bir Hristiyanlık karşı Tiyatro'lu bir kadından söz eder. Jezebel, Hristiyanlara putlara adanmış adak eti yedirerek bir yandan da onları ahlaksız davranışlara itmekteydi. İncil'de Tiyatro'luların bu kadına ayak uydurmamaları ve günah işlemekten kaçınmaları öğütlenir. İkinci olarak Makedonya'da bulunduğu sırada St. John'a yardımda bulunan Lydia adındaki Tiyatro'lu bir kadından söz edilir. Bu kadının kumaş satmak için Akhisar'dan Makedonya'ya geldiği yazılıdır. Bu kumaş imalatı ve ticaretin o devirlerde Akhisar'daki önemini ortaya koyan bir kanıt olarak kabul edilebilir. Akhisar, Hristiyanlık tarihinde büyük bir önemi olan haç merkezlerinden biridir. Sonraki yıllarda M.Ö. 80'de başlayan Roma devrine kadar Tiyatro sırasıyla Seleküitlerin ve Pergamon Krallığı'nın egemenliğine girmiştir. M.Ö. 80 yıllarında Roma İmparatorluğu sınırları içine dahil olmuştur. Büyük Roma İmparatoru Sezar'ın M.Ö. 48 yılında Tiyatro'ya geldiği bilinmektedir. Roma İmparatorluğu devrinde Tiyatro önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. M.Ö. 20'li yıllarda gerçekleşen büyük bir deprem sonrasında Tiyatro'dan bir heyet Roma'ya giderek Batı Anadolu'da yıkılan şehirler için Roma Senatosu'ndan yardım talep etmiştir. Roma İmparatoru Caracalla M.Ö. 214 yılında Tiyatro'ya gelmiş ve şehri yargı yetkisine sahip bir bölgesel conventus olarak ilan etmiştir. Caracalla şehirde birkaç ay kalmış ve halk tarafından çok sevilmişti. Tiyatro halkı daha sonra imparator anısına sikkeler basarak iyiliği karşılıksız bırakmamıştır. Tiyatro, Roma devrinde en parlak devrini yaşamış. Üç tiyatrolu büyük bir metropol haline gelmiştir. Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden hemen sonra doğuda kalan taraf Doğu Roma İmparatorluğu olarak adlandırılmıştır. Doğu Roma döneminde Tiyatro imparatorluğun Terracassia eyaletinin bir şehri olmuştur. Milattan sonra 600 yıllarında hızla yayılan İslam dini Doğu Roma İmparatorluğu için önemli bir tehdit oluşturuyordu. Müslüman Araplar tarafından Anadolu İslamiyeti yayma amacıyla yapılan seferler sonucunda Doğu Roma İmparatorluğu önemli ölçüde toprak kaybına uğramıştır. Bu dönemde Araplar Konstantinopolis'e kadar gelmişler ve Tiyatro zaman zaman Arap egemenliğine girmiştir. Akhisar Ovası, Haçlı seferleri sırasında Müslüman ve Haçlı ordular arasında yapılan büyük savaşlara sahne olmuştur. Tiyatro aynı zamanda Hristiyanlığın beşiğidir. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmaya başlaması üzerine Roma imparatorları ilk Hristiyanlara karşı acımasız davranmışlar, kiliseleri yıkılmış ve Hristiyanlık yasaklanmıştı. Bütün bunlara rağmen Hristiyanlık Batı Anadolu'da St. John ve St. Paul gibi havariler sayesinde yayılmaya devam etmiştir. Hristiyanlığın ilk 7 kilisesi Batı Anadolu'da kurulmuştur. Tiyatro adı İncil'de 2 yerde geçmektedir. İlk olarak St. John'un Tiyatro'daki kiliseye gönderdiği bir mektupta Jezebel adındaki bir Hristiyanlık karşı Tiyatro'lu bir kadından söz eder. Jezebel, Hristiyanlara putlara adanmış adak eti yedirerek bir yandan da onları ahlaksız davranışlara itmekteydi. İncil'de Tiyatro'luların bu kadına ayak uydurmamaları ve günah işlemekten kaçınmaları öğütlenir.
İkinci olarak Makedonya'da bulunduğu sırada Senchion'a yardımda bulunan Lydia adındaki tiyatralı bir kadından söz edilir. Bu kadının kumaş satmak için Akhisar'dan Makedonya'ya geldiği yazılıdır. Bu kumaş imalatı ve ticaretin o devirlerde Akhisar'daki önemini ortaya koyan bir kanıt olarak kabul edilebilir. Akhisar, Hristiyanlık tarihinde büyük bir önemi olan haç merkezlerinden biridir.